Başarı her zaman mutluluğu getirir mi? Veya başarı mutluluğu getirirse neden etrafımızda gördüğümüz çok başarılı insanlar özel hayatlarında, aile hayatlarında veya kendi iç dünyalarında bu kadar agresifler, bu kadar yaşamlarından memnun ya da tatmin değiller? Ve de ne oluyor da bu çok başarılı insanlar kariyerlerinin bir noktasında her şeyi yakıp yıkıp bambaşka bir hayat kurmaya yöneliyorlar? Evet, başarı tek başına eğer hayatın anlamı yaratmaya çalışırsak tabii ki yeterli değil. Başarı ve mutluluk arasında bir ilişki elbette var. Ancak sandığımız gibi başarırsak mutlu oluruz şeklinde bir sebep-sonuç ilişkisi değil. Mutlu insanların benim anlattığım gibi yani eylemlerinden ve eylemlerinin sonuçlarından sorumlu olan ve bu yönde kendine yatırım yapan insanların daha başarılı olduğunu bilim kanıtladı. Pozitif psikoloji gösteriyor ki gerçekçi iyimserliği öğrenenler ve yılmazlık sahibi olanlar, duygusal olarak yılmaz olanlar, başaranlar. Ne zaman ki yolda karşımıza çıkan engelleri aşacak kadar duygusal iç gücümüze sahip oluyoruz ki bunun adı yılmazlık, o zaman daha başarılı oluyoruz. Ancak ne zaman ki başarıyı sadece skorlara, rakamlara, dışarıdan dayatılan hedeflere, toplumun koyduğu statülere, rakamlara indirgiyoruz, o zaman mutsuz oluyoruz. Dolayısıyla başarıyla mutluluk arasında elbette bir ilişki var. Mutlu insanlar daha fazla başarıyorlar. Ancak başarı her zaman mutluluk getirmiyor, kolaylıkla diyebiliriz. Başarının mutluluk getirebilmesi içinse başarıyı kendi iç dinamiklerimizle tanımlamış olmamız, başarı kavramımızı yaşımıza, durumumuza, ihtiyacımıza göre güncellemiş olmamız ve başarıya giden yolda değerlerimize, prensiplerimize sahip çıkmış olmamız ve yaşadığımız zorluklardan öğrenerek sonuç değil süreç odaklı kalmış olmamız gerek.